Kocaeli Üniversitesi öğrencileri geliştirdikleri İHA ile Teknofest 2020 insansız hava aracı yarışması sabit kanat kategorisinde Gaziantep'te düzenlenecek yarışmaya katılacak. TRT Haber ekibi de onların atölyesindeki bu hummalı çalışmaya şahitlik ediyor. Sözü Halit Yılmaz'a bırakıyoruz. Gaziantep'te düzenlenecek olan Teknofest'in heyecanı tüm illeri kapsamış durumda. Çünkü 81 vilayetten, üniversitelerden ve liselerden takımlar o yarışlarda başarılı olabilmek için yoğun bir çalışma sarf ediyor. Biz de KOÜSTEK, Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Takımı'nın insansız hava araçları üretimiyle ilgili atölyedeyiz. Peki neler yapılıyor burada? İşte onları aktaracağız. KOÜSTEK sabit kanat insansız hava araç dalında yarışacak ve bu dalda yarışmak için araçlarını ürettiler. Teknik kontrollerini yapıyorlar ve tecrübe yapıp alanda uçuruyorlardı aynı zamanda. Tabii malum koronavirüs nedeniyle üniversitelerin hem atölyeleri hem de üniversiteler kapalı. İşte bu noktada Kocaeli Büyükşehir Belediyesi E-Gençlik Teknoloji Atölyeleri devreye girdi. İşte 15-20 Eylül'de Gaziantep'te düzenlenecek olan hava araçları, insansız hava araçlarında hem döner kanat hem de sabit kanat var. İşte KOÜSTEK takımı ise sabit kanat üzerinde çalışıyor. Hemen takım kaptanına soracağız biz. Hüseyin Kahraman takım kaptanı. Hüseyin kolay gelsin. Teşekkürler. Nasıl gidiyor Hüseyin çalışmalar? Çalışmalarımız iyi gidiyor. Şu anda uçuş testlerini gerçekleştiriyoruz. Bugün de yine bir uçuş testi gerçekleştireceğiz. Orada bir hareketlilik gözlemliyoruz biz burada ama. Evet, şu an yer kontrol istasyonumuzdaki arkadaşlar son kontrollerini gerçekleştiriyorlar uçağımızın. Herhangi bir mekanik bir problem var mı ki diye. Akşam saatlerine doğru uçuşumuzu gerçekleştireceğiz. Ben öncelikle takımın birazcık çalışmalarından bahsetmek istiyorum. Tabii ki neler yapıyorsunuz? Biz 2017 yılında kurulduk. 10 kişilik bir ekiple kurulduk. Bizim üniversitemizde kurulduğumuz ilk günden beri insansız hava aracı teknolojilerinde öncülük ediyoruz üniversitemizdeki çalışmalara. Bizim temel amacımız ekibimizi kurmaktaki teknoloji geliştirmek aslında. Dünyadaki üniversitelerin bu çerçeve içerisinde çalışmalar yaptığını biliyoruz. Biz de insansız hava aracı teknolojileri konusunda teknoloji geliştirmek istiyoruz. Bu çalışmayı yaparken arkadaşlarımız ürünün tasarımını, üretimini, geliştirmesini gerçekleştirdi. Aselsan'daki mühendisler, kıymetli mühendislerimiz bize teknik destek verdiler. Yine bu çalışmayı tamamladıktan sonra bir cimbal sürücü kartı tasarımına başladık yine Aselsan'la. Özellikle cimbal sürücü kartı tasarımı önemli. Ülkemizde dış ülkeler tarafından bu konuda ciddi ambargolara uygulanabiliyor. Biz bu konuda hem bu çalışmanın akademik hem de ARGE çalışmaları kapsamında yaygınlaşmasını hedefliyoruz. Şu an bizim iki adet görevimiz var. Bu konuda başarılıyız aslında. Bir atış görevi var, bir de otonom uçuş görevi var. Bu konuda herhangi bir sorunumuz yok. Daha da iyileştirmeye çalışıyoruz otonom uçuşları. O zaman Gaziantep'te tüm ekibe başarılar dileyelim. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Evet, Hüseyin Kahraman, KOÜSTEK, Kocaeli Üniversitesi teknoloji takımı insansız hava aracı, sabit kanat insansız hava aracı konusunda son testleri yaptılar. 15-20 Eylül tarihinde Gaziantep'te yaptıkları eserin uçuşunu seyredecekler ve derecelendirecekler. Ama onların asıl hedefi uluslararası birçok üniversitenin katılım sağladığı Amerika'daki yarışlarda araçlarını yarıştırabilmek diyelim ve sözü merkeze bırakalım.